Manken yazdılar benim için ama mankenlik yapmadım. Paraya ihtiyacım vardı. Çıplak pozları da onun için verdim. Kapılar açıldı. Oh, iyi etmiş. Hangi kapılar? Hangi kapılar? O pozları 6 sene önce verdim ve 6 sene önce hiç kapı açılmadı bana. Kapı açıldı demişsin. Demedim. Ya, yani öyle bir kapı açılmadı. Ben kapılar şu açıldı. Anda ben de diziyle içine... Kadın İsterse dizisinden sonra beni tanımaya başladılar. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Bu da bizde çok rastlanan bir şeydir. Seyirciden destek. Seyirciden destek. Öyle değil mi arkadaşlar? Verin odunu. Ay ay ay. Evet, kapılar açıldı fakat sonra diyorsun ki o kapıların içine girdim. O kapılardan içeri girdim. Orası neresi? Ben onu merak ediyorum. Neresi orası? Tabii birçok iş yaptım. VJ'lik yaptım, DJ'lik yaptım. Ha, öyle webcam kapılar. Kızıydım. Reklam kızıydım. Webcam. Ben de webcam çıplak poz vereceğim. Webcam kızı. Kapı açılıyor. Kapı açılıyor. Ben de açıyorum. Webcam kızı nedir ya? 24 saat evim gözleniyordu canlı. Aa, bu güzel numaraymış. Biri bizi görüklüyor. Onun daha yavaş versiyonu ve fotoğraf şeklinde insanlar fotoğraf görüyordu. Fotoğraf şeklindeydi. Ne yapıyoruz mesela? Sizin eve girdiğimiz zaman bütün odaları görmek için kredi kartımızı mı şey yapıyoruz? Hayır. Üye olmanız gerekiyordu ama bilmiyorum. Üye nasıl olunuyor? Kredi kartı. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Nasıl oluyor ya? Webcam kızıyım, nasıl üye olunuyor? Yani, beni gözetliyorlar ama onlar kim? Üye olması üye için bir şeyler bilmiyorum. Ödemesi gerekiyordu tabii ha, ödemesi ki insanların. Evet. Peki nereleri gözetleniyordu evde? Sadece küçük bir odam vardı. Orası gözetleniyordu. Bir tek odanız mı vardı? Mi göz oda? O çok sıkıcı ya o. Bir tek odayı mı gözlüyoruz? Şimdi pardon, banyo, tuvalet falan da gözleniyor. Yok mu? Onlar gözleniyor. Onlar gözlenmiyor, yok. Ona da bakma yapıyor. Peki oraları gözlemiyor. Neleri gözleniyor? Bir tek oda gözleniyor. Evet. Halbuki benim evimin her odası... Hiç perdesiz yaşıyorum ben. Ya. Herkes... Karşıda rock orkestra var. Rock orkestra mı var karşıda? Onlar perdeleri kapıyor. Rock orkestra. Bu bizim Ersoylar falan olmasın rock orkestra? Vallahi bilmiyorum. Bunlar çok utangaçlar. Onlar seni görünce perdeleri kaparlar vallahi hemen. Vallahi herhalde. Ben çünkü banyodan çıkınca çıplak dolaşırım evin içinde. Aysel Hanım, siz o kadar büyüksünüz ki hiçbir şeyi örtmenize gerek yok efendim. Çok teşekkür ederim. Sizin bütün perdeler açık olabilir. Evet. Harikuladesiniz. Olabilir. Kapatılacak, saklanacak hiçbir şeyiniz yok. Bu kadar dürüst bir insanın hiç kapatacak bir şeyi yoktur. Evet. Sizin demek siz de bir zaman Aysel Hanım gibi erik bir vaziyetteymişsiniz, ermiş bir vaziyetteymişsiniz. Evet. Sonradan mı kapandınız şimdi? Nasıl oldu? Sonradan mı rahatsızlık başladı? Çok gözlediler beni filan durum mu oldu? Çok gözlendim tamam şimdi başka bir durum var falan mı oldu? Bu ne sıkıntılı bir durum abi yapma şunu ya. Ya bir şey yapmıyorum ya, anlamaya çalışıyorum canım. Yani, çok gözlediniz şimdi bakmayın mı oldu? Yani o gözleme sırasında da çok masum bir olay vardı. Çıplaklık yoktu. Hiçbir anladım, şey yoktu. Uyuyordunuz zaten. Yani, kötü ama hiçbir şey yoktu ve çok kısa sürdü. Tamam bir şey demedim. Ya bir kapı şey... açık, kapıyı açmışım bir gözü odaya çıkmış o kadar bir şey yok tamam, abicim. Tamam ama ne gözlüğünüz yani olamaz bu kadar. Ne zaman oldu? 5-6 sene ya, 5-6 önce sene, olan bir şey boşver. Ve ben 18 ya, yaşındaydım. Ya ben kötü niyetli değilim. Bu benim kötü niyetli olduğumu varsayıyorsun. Ben öyle merak ediyorum. Şey vallahi öyle görüyorum. Ya dünyada bir sürü genç insan var böyle. Hiçbir şey olmuyor. Evin içerisinde sadece kameralar var. Sadece onu gözlemekten hoşlanıyoruz. Hatta bir sürü ürün yerleştirme diyorlar. Evin içine bir sürü ürün yerleştiriyorlar. Hangi deterjanı kullanıyor?